Abi tüm oyun firmaları tek bir oyun üzerinde çalışsalardı ne olurdu? Bütün oyun stüdyoları, bütün büyük firmalar ama tek bir oyun. Uzunca düşündüm, kafamda bazı senaryolar kurdum ve bu durumu tıpkı gerçekmiş gibi hikayeleştirdim. Hacı ben Mustafa Kadir, sağlam bir oyuncuyum ama artık kendi devasa büyük milyon dolarlık oyunumu geliştirmek istiyorum. Milyarlarım var, milyon dolarlarım var. Kafamdaki oyun fikri de hazır. Yapılacak oyun first person shooter ve third person shooter oynanabilen bir nişancı, slayer, yer yer hack and slash türüne bürünen bir oyun olacak. RPG element oyunu zenginleştirirken sınıf tabanlı, gerçek zamanlı aksiyon ve bölüm yapısına göre sıra tabanlı aksiyona geçiş olmalı. Böyle MMO olmayacak ama MMO hissiyatını veren, çok oyunculu oynayabilmemiz açısından co-op desteği olabilen, sürüş, pilotluk, tekne kullanımı gibi olaylar olan, böyle savaşçılara komut verebilmek için RTS modu kullanma seçeneği olan, başkanı olabilir. Ya abi her şey mevcut olacak. Yer yer işte piksel art olacak, yer yer 3D olacak. Oyunda her şey olacak lan. Ve bu oyunu geliştirmek için devasa bir ekip kurdum. Tüm oyun firmalarını ayağıma çağırdım. Onlarla toplantı yapacağım. Toplantıya Rockstar Games, Electronic Arts, Blizzard Entertainment, Activision, Valve, CD Projekt Red ve Remedy Entertainment'la beraber Sony'den Naughty Dog, Santa Monica ve Insomniac gibi büyük firmalar geldi. Onlarla beraber oyunun yer yer bölüneceği piksel yapı ve minimalistik noktalar içinse bazı bağımsız firmaları araştırdım. Oyunlara baktım. Stardew Valley'i geliştiren Eric Baron ve Celeste'i geliştirenler bu Made Tawson ve Noel Berry'i de davet ettim toplantıya. Onlar da geldiler sağ olsunlar. Ha siktir. Square Enix'i unuttuk. Xbox'ı unuttuk. Neyse onlar da bir dahaki projeye. Zaten kadro sağlam, kalabalık, bunlarla bu iş yürür. Beyler hoş geldiniz. Hanım kızım sen de hoş geldin. Abi ben erkeğim yalnız. Ana erkek mi? Oğlum kadına benziyorsun lan sen. Evet abi sakallı resimlerim var benim, erkeğim ben. Neyse beyler kafamdaki oyunla ilgili tüm detayları mail olarak gönderdim hepinize. Baktınız, kontrol ettiniz diye varsayıyorum. Öyle öngörüyorum, öyle düşünüyorum. Ya şimdi Mustafa'cığım baktığın zaman biz koskoca Rockstar Games'iz. Yani GTA'larımız, Red Dead Redemption'larımız, her oyunumuz oyun sektörüne yön veren efsane oyunlar olmakla birlikte lazımdık. Artist konuşma, senin yaptığın Definitive Edition'ları da biliyoruz. Elon Max Payne serisinin 3. oyununla ağzına sıçman yok mu o serinin? Oğlum kılım lan sana, ayrı bir kılım. Bir de ırkçılık yapıyorsun ha sen bize karşı. Nasıl bir ırkçılık Mustafa'cığım? Lan oğlum bak senin Türkiye'de deli deşet hayran kitlen var, bir tane Türkçe oyunun yok artist. Ya bunu bir ben yapmıyorum şimdi Mustafa'cığım, ben bunu birçok firma yapıyoruz. Biz hoşumuza gidiyor kıllık. Ben o kılı göstereceğim sana, sen dur, sen azıcık dur. Hocam benim hoşuma gitti kafanızdaki proje. Yalnız oyun için market ve satın alım olayları çok önemli. Acayip önemli. Bir de single player ve hikaye tarafına öyle aman aman yoğunlaşmayalım derim. Biliyorsun hikayeli oyun para kazandırmıyor bu sektörde. Hikayeli oyun para kazandırmıyor mu? Naughty Dog abi var mı öyle bir şey ya? Yok oğlum öyle bir şey, boşver bu dingili. Hacım şimdi siz bu oyun için devam oyunu vesaire düşünmüyorsunuz değil mi? Hayır yani seri yapıp 3. oyun, 3. oyun gibi fikirler varsa kafanızda biz şimdiden kalkalım masadan ha. Ya lan gözünü seveyim abi. Bir dur abi, yok öyle bir şey, otur. Ne 3. oyunu da el koyunu çıkaramadık, 3. oyun diyorsun bana ya. Abiler ben diyorum ki benim oyun motorunu kullanalım. Yeni nesil devasa taş gibi bir oyun yapalım. He aynen kanka, senin motoru kullanalım. Çağın onlarca yıl gerisinde yeni nesil başlığı altında ilk çağdan kalma devasa ama bomboş bir oyun yapalım değil mi? Ya dinime söven Müslüman olsa herife bak. Ulan sen kendi oyun motoruna ne hayır gördün de benim motoruma sallıyorsun hırrım. Oğlum gel lan dışarı, gel lan. La tamam yeter, işe odaklanın abi, bu proje büyük bir proje olacak. Şimdi sizin saçma kavganızı çekemem burada. Bu zaman kadar tüm firmalar kendi oyun motorlarında ustalaştılar abi. Kimi firma gerçekten oyun motorunun tüm nimetlerinden yararlandı, harika işler sundu. Kimi motorsa günümüze ayak uyduramayıp linç odağına oturan oyunlara sebebiyet verdi. Alınmaca gücenme yok. Bak yok kardeşim, bunlar gerçekler. Ya tamam abi uzatma, tamam. O yüzden kardeşlerim ortak bir oyun motoru kullanacağız. Herkesin aşina olabileceği, hiç oyun stüdyosunun çatısı altından çıkmamış ortak bir motor. Unreal Engine 5. Aa mantıklı, okey okey, olur ya, bence okey ya, bize de uyar abi, tamam okey okey, tamam anlaştık. Abi yalnız piksel art çalışmalarımızda ve 2D bölümlerde Unreal Engine 5 biraz yani yorumlarımızı ben diyeyim sana abi. Umurumda mı Erik? Bir sor bakayım umurumda mı? Abicim ben milyon dolarlar, milyar dolarlar diyorum lan burada. Yapacaksınız bu işi, ben anlamam. Peki abi yapacağız abi. Ekip uzunca yaptıkları toplantılar, gitgeller, mailleşmeler sonucu artık bir sonuca varmıştı. Bethesda sürekli verdiği öğütleri yerine getirememesi ve her zaman istenilenin ve söylenenin çokça gerisinde işler ortaya koymasının sonucunda ekipten kovulmuştu. İşin first person shooter mekanikleriyle Activision, third person shooter mekanikleriyle Remedy Entertainment uğraşıyordu. Hack and Slash Slayer tarafıyla Santa Monica stüdyosu, açık dünya ve RPG elementleri ve de yan görevlerle CD Projekt Red. Oyunun senaryo ve hikaye tarafıyla yine Sony firmaları olan Insomniac'la Naughty Dog ve Rockstar Games uğraşırken co-op ve çevrim içi elementlerle Blizzard ve Electronic Arts uğraşıyordu. Sıra tabanlı aksiyon sistemi, 2D ve piksel art bölümlerle Eric, Made ve Noel, pazarlama tarafıyla ise Valve ilgilenmeye başladı. Aradan geçen süreçte NPC'ler, yapay zeka kalitesi ve vesaire gibi noktalar için bazı işe alımlar oldu. Ekibe Ubisoft, Kojima, Konami ve Square Enix katıldı. Oyunun büyük bir bölümü bitmişti. Oyun first person shooter olarak oynandığında böyle görünüyordu. Third person shooter olarak oynandığında ise bambaşka bir yapıya bürünüyordu. Daha böyle oluyordu oyun. Karakterin eline kılıç taktığımızda ise bir anda karakterin saçları beyazlıyor ve büyü kullanarak aksiyona giriyordu karakter. Arkadan da leleley leleley diye bir müzik çalıyordu ya. Oyun bambaşka bir şeye dönüşüyordu. Pazarlama tarafında Valve, Steam dışında hiçbir marketle çalışmadığı için Sony tarafıyla büyük iç çatışmalar yaşandı. Bu yüzden de Sony firmaları ekipten ayrılmak istedi. Oyunun hikaye tarafı ise yarım kaldı. Rockstar yani tek başına çok zorlanıyordu. Bu noktada da Kojima ve Konami'den yardım istendi. Onlar da tam olaya el atacakken birbirlerini gördüler. Karşı karşıya geldiler burada. Yarım kalmış bir davaları varmış. Bunu kapatmak için de büyük yumruk yumruğa girdiler ve o işte patates oldu abi. Rockstar değil mecbur tek başına üstlenince hikaye bölümünü. Kendi içlerinde fikir ayrılıkları falan olmuş. Daha hazır vardı mesela. İyi bir elemandı. Bunu benden habersiz şutlamışlar. Bu gibi bazı kendi aralarında ekipten çıkardıkları olmuş. Narratif bölümü de o yüzden biraz daha böyle hani zayıf kaldı. Elde olmayan sonuçlardan dolayı narratif bölümü, hikaye bölümü zayıf kaldı abi. Yapay zeka ve gizlilik bölümünü üstlensin diye iş verdiğimiz Ubisoft oyunun anasını şap edersiniz. Tüm NPC'lerin hepsinin tipleri aynı ve yapay zeka rezalet. Diğerlerini konuşmuyorum abi. Her şeyi ellerine yüzlerine bulaştırmışlar. Milyon dolarlık devasa oyun başı altında tüm büyük firmaların tek bir oyuna girişme fikri de dünyanın en berbat fikrine dönüşmüş oldu. Asla gerçekleşmeyecek bu masal da böylece bitti. Yani demek istediğim bu imkansız bir hayal. Belki firmalar arasında fikirleri birbirine uyan bir iki firma birleşir, birlikte geliştirme ve yayınlama ya da sadece geliştirme tarafında iş yapabilirler. Beraber çalışabilirler. Bu okey. Ama baktığımızda her firmanın onları başarıya götüren ya da batışa sürükleyen ideolojileri var abi. Kendilerine çizdikleri bir yol var. Kendi değişmez fikirleri, dışına çıkamayacakları oyun türleri, belki de vazgeçemeyecekleri oyun geliştirme stratejileri var. O yüzden tüm firmalar birleşip devasa bir oyun yapsa harika olurdu cümlesi kocaman bir yalandan ibaret. Çünkü herkesin kendi çıkarını düşüneceği, büyük kavgaların patlak vereceği iğrenç bir maceradan başka bir bok olmazdı bu. Ha, benim kafamdaki bu devasa oyun fikri şu an gerçekleşiyor zaten. Crimson Desert'ın fragmanını görmüşsünüzdür. Mesela ben bu fragmanı ilk izlediğimde oğlum bu ne lan, her oyundan ayrı bir mekanik alıp koymuşlar resmen demiştim oyun için. Çünkü harbiden öyleydi oğlum. Yani böyle gerçekten ciddi anlamda yok yok diyeceğimiz cinsten bir oyun olacak Crimson Desert, ama bunu bile tek bir firma yapıyor. Black Desert'ı geliştiren Pearl Apes geliştiriyor Crimson Desert. Yani bütün firmaların bir araya gelip devasa bir şey girişmesine gerek yok bunun mümkün olması için. O yüzden insanlar genel böyle hayaller kurarken lan bütün firmalar birleşse of manyak olur falan demeden önce aslında işin altyapısına, işin gerçekliklerine bir bakmalı, bir odaklanmalı. Çünkü Rockstar'da, Bethesda'da, Blizzard'da, o da ya bu da, bunlar bambaşka firmalar, bambaşka işler yapıyorlar. Mesela Remedy Entertainment third person shooter odaklı oyunları harika yapıyor. Ama Santa Monica'ya baktığın zaman third person shooter odaklı bir oyunu yok abi adamların. Ya da Activision mesela first person shooter oyunları harika yapıyor abi adamlar. Ya Call of Duty'lerle çığır açlar. Modern Warfare serisi için ölüp biten insanlar biliyorum ben. Ama EA Games bu konuda sınıfta kalmış bir firma. Yani Battlefield Call of Duty ile yarışamıyorsa, bunun gerisinde kalıyorsa bunun sorunu, bunun nedeni EA'dir. Ama Activision'da EA kadar kaliteli bir futbol oyunu yapamaz mesela. EA de burada çok daha iyi. Yani demek istediğim firmalar farklılıklar sunabiliyor ve her bir firma kendi alanında çok çok iyi. Başka bir alana yönelirse de sıçma potansiyeli çok yüksek. Ya EA Games'i biraz araştırırsanız bunu anlayabilirsiniz ya. Öyle büyük firmalar satın almıştı ki. Ama bu firmalar kapanmak zorunda kaldı. Çünkü EA firmaları kendi potansiyellerinin dışına çıkardı. İşte Sims'i yapan adamlara siz gidin savaş oyunu yapın dedi. Başka bir firmaya yaptıkları işin dışına çıkarıp yani bunu yapın dedi. Dead Space'i yapan adamlara bambaşka bir şey yaptırttı. Ne oldu? Bu firmalar söndü gitti. O yüzden tüm firmaların birleşip bir oyun yapması imkansa yakın bir fikir. Bu da böyle ilginç, değişik bir fikirdi. Bu fikri bana veren Necmettin abi. Oyun Makinesi kanalına çok teşekkür ediyorum. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok sağ olun. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olup yorum atıp kanala destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.